Ekmek Arası Klavye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Karabey. Little Nightmares 2'ye tekrar hoş geldiniz. Son kez hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar bu oyunu tamamen tamamlayacağız. Bütün şapkaları bulacağız. Bütün o bozuk çocukları, sinyal çocuklarını hepsini toplayacağız. Ve bütün o sinyal çocuklarını toplayınca gizli bir son var arkadaşlar oyunda. Onu da hep beraber izleyeceğiz, bakacağız neymiş. Ve bu şekilde bu oyunda kapatmış olacağız. Şimdi yapmam gereken şey ne tam olarak bilmiyorum. Burada işte bu chapter seçme kısmında hiç özellikle basmadım. Eğer ona basınca direkt chapter'ın en başına atıyor da ondan sonra hepsini baştan oynamam gerekiyor mu bilmiyorum. Eğer öyleyse bu video uzun sürecek ama eğer böyleyse sıçtık demek oluyor. Evet. Chapter'ın başından sadece oynayabiliyoruz demek ki. Sıkıntı değil. Hızlı hızlı geçeriz. Bütün her şeyin çözümünü biliyoruz. Nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hızlı hızlı her şeyi yaparız. Ve oyunun sonuna ulaşırız. Acaba ne kadar sürecek emin değilim. Ama bakalım. Bakalım neler olacak. Bu koridoru da bir daha görmek hiç hoş değil. Şahsen düşününce. Gerçekten hiç hoş değil. Merhaba. Evet. Günaydınlar. Televizyonun da açık olması ve sonra kapanması. Oyunun sonunu izledikten sonra bunları da düşünmek gerçekten çok şey, değişik. Evet, hızlıca buralardan ilerliyoruz. Sadece o işte almamız gereken, daha önceden toplamadığımız, toplayacağımız şeylerin olduğu yerlerde ben size göstereceğim her şeyi. Bütün oyunu baştan çekmeyeceğim yani kısaca. O yüzden sıkıntımız yok. Mono ne yapıyorsun ya? Evet, buralarda bir yerde ilk kaçırdığımız sinyal çocuğunu bulabiliyor olmamız lazım. Hadi bakalım. Oo, burayı tamamen unutmuşum ben. Mono koş. Neyse, tam hızlı gittiğim için ölmeyeceğim herhalde. Evet. Bu oyun beni yok edemez artık. Evet, bunların hepsini ben bulmadım arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda da sadece bütün oyun oynayışımda benim normal oyunu oynayışımda topladığım sinyal çocuklarını ve şapkalarının dışındakileri göstereceğim bu videoda. O yüzden yani hepsini bulabileceğiniz bir video değil bu. Benim direkt diğer oynayışlarımı da izlemeniz gerekiyor hepsini bulabilmeniz için. Hepsinin yerini bilebilmeniz için. Ben sadece şu ana kadar toplamadıklarımı burada göstereceğim size. Evet, hatırlıyor musunuz? Burada ya gitmiştik. Evet, onun yerine burada koskoca bir yer daha var. Sadece perspektiften görünmüyordu. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Şuradan geçiyoruz ve ilk sinyal çocuğumuzu buluyoruz bu küre hesaplanmış bir şekilde. Orada ayak ha, biri gömülmüş. Olur, tamam. Tamam. Merhaba. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Birincisini buradan da bu şekilde toplamış olduk. Memnun değilim böyle bir yerden. İlk sinyal oyundaki ilk sinyal çocuğunun burada olması beni hiç memnun etmiyor gerçekten. İlkini de kaçırmışız demektir bu. Birini tamamladık en azından. Bu anlama geliyor. Aa, bu arada oyunu topladığımız için galiba bir şapka daha kazandık. Bu bizde yoktu. Oyunu topladığımız için artık sinyal adamının, Thin Man'in şapkasına sahibiz. Bütün bu oyun boyunca, gösteriş boyunca bunu taksam çok sıkıntı olur mu? Yok canım, daha neler. Evet, burada ilk tuzağımızı kırdıktan sonra buradan aşağı iniyoruz bu kütüğün altına ve şuradan o çubuğu almıyoruz ve direkt buradan bu aradan içeri giriyoruz. Ve ikinci sinyal çocuğumuzu buluyoruz. Tuzak kapanının içine kafasını kıstırmış ve ölmüş bir hayvanın, ne o, fare mi? Köpek mi? Hiç kuyruğu var. Sıçan, fare, öyle bir şey. Sinyal çocuğu da tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Ayağını ya siliyor, temizliyor, ittiriyor ya da canlı mı, yaşıyor mu diye kontrol ediyor. Hangisini tercih edeceğimden emin değilim. Bu arada bu sinyallere yaklaştığımızda Mono'nun titreşini görüyorsunuz değil mi? O da çok ilginç. Hop. O da gitti. Bu gizli sonun ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Bu yüzden yani bunlara bağlı, bunlarla ilgili bir şey mi, yoksa sırf bunları toplayabildiğin için ekstra bir sahne mi bilmiyorum ama. Evet, şimdi buraya geldik. Bu kapıyı açtıktan sonra, kilidini alıp açtıktan sonra bu sağ tarafa gitmek yerine, ki oraya gidince avcıyla ilk defa karşılaşıyor olacağız. Oraya gitmek yerine buraya gireceğiz. Buraya gelince altı bize aynen öyle
çıkmamız için elini kaldıracak. Bunu açınca bu kapı açılabiliyor olacak. Ve bu kapının arkasında bir sinyal çocuğumuz var. Neye uzanmaya çalışıyor? Bir hayvan resmine, tablosuna galiba uzanmaya çalışıyor. Ben yine her zamanki gibi glitchleniyorum. Merhaba. Seni de topladık. Çok hoş. Tuvalet tıkanmış. Tuvalet kağıdıyla. Kim tuvalet kağıdıyla tuvaleti tıkar ki? Ama rulosu, yani komple bildiğin rulosu. Tuvalet kağıdının rulosuyla tuvaleti tıkanmış. Mantıklı. Çok, yani bir şey diyemiyorum. Ne diyorum? Ay, burası korkunç. Vallahi ben sizi bir daha şey yapmayacağım burayla. Gidiyorum ben. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ormanı bitirdik. 2'den 2 şapkayı topladık ve 4'te 4'ü de sinyal çocuklarını toplamış olduk böylelikle. Bu güzel bir haber. Zaten çoğunu, yani şapkaları zaten işte toplamıştık. 2 şapkayı da bulmuştuk burada. İşte sinyal çocuklarının da kaç? 2 tanesini bulmuştuk galiba. 1 mi? Hatırlamıyorum. Neyse, şu anda onları bulmuş olduk. Kaç tane topladığımızı bile unuttum şu anda. Neyse, bunları toplamış olduk. Şimdi ikinci chapter'a gidiyoruz. Hızlı bir şekilde geçmiş olduk böylelikle. Avcıya falan dedim ya işte, size bunu göstermeyeyim size artık. Ben gidiyorum falan diye. Sonra düşündüm, dedim ki ormanda başka şapka yok. Ormanda başka sinyal çocuğu yok. O yüzden direkt buraya geçelim. Hızlıydı o yüzden. Şimdi buraya gidiyoruz. Burada yapacağımız çok iş var gibi duruyor. Ama değil aslında, çünkü sinyal çocukların 5'ini de toplamışız. Bayağı iyi bir şeymiş burada sinyal çocukları. Sonra sıçıyoruz gördüğünüz gibi. Burada 1, 2 ve 3 ve 4. Sonra burada 1, 2, 2 ve 4. Öyle. İlginç. Evet, değişik şeyler. Her neyse, buraya girelim ve başlayalım artık. Evet, artık geldiğimize göre. Evet, çok korkunç gerçekten. Okul, ben burayı çoktan geçtim. Ben burada o kadar oynadım dolaştım hatırlıyorsunuz ve dedim ki ön kapı kilitlidir. Denemeyeceğim bile dedim. Değil mi? Öyle dedim. İşte ön kapıda ne vardı biliyor musunuz? Bir şapka. Şuradaki top gibi şey bir şapkaydı. Ben onu görmeden direkt geçtim yani. Bu şapka direkt şey şapkası. Ne? Top. Kaleye girince gol oluyor. Gol! Aynı zamanda şurada yine araştırmadım, dedim ki hani denemeyeceğim bile falan dedim ya. İşte burada ne vardı biliyor musunuz? Ne, bir çocuk daha vardı. Oturuyordu öyle, bisikleti falan kırılmış, ağlıyor herhalde. Araştırmayacağım dediğim yerlerde iki tane çıkması o kadar sinir bozucu ki, ve daha bitmedi yani. Bu araştırmayacağım veya araştırmaktan vazgeçtiğim yerlerde çok var yine bunlar. Gerçekten denemişim, denemediğim yerde çıkmış. Benim şansım da böyle zaten. Ne beklenir ki? Arkadaşlar, sizin için güzel mi, kötü bir haber mi bilmiyorum ama çok muhteşem bir şey söylemeye geldim. Şimdi düşündüm ve baktım ki ben bütün sinyal çocuklarını toplamışım ondan sonraki, bu gösterdiklerimden sonraki o şey dışında. 6 üzerinden 5'ti ya, onun dışında hepsini toplamışım. Şimdi 6'da 6 oldu. Sadece bir şapkamız kaldı. Diğer şapkayı da oradan toplamıştık. Sadece bir şapkamız kaldı. O da bölümün çok ilerisinde ve çok böyle o kütüphane gibi yerde olması lazım o şapkanın. Ama gizli sona ulaşmak için bunu geçebiliriz direkt. Yani bunu, bu o şapkayı almamıza gerek yok. Ve o şapkayı ben de o kadar zaman harcamak istemiyorum şu anda gerçekten. Sırf o şapkayı almak için bölümün içinde o kadar ilerlemeye. Şu anda sadece gizli sona almak istiyorum. O yüzden şu anda buradan atlayacağız ve buradaki şeyi, sinyal çocuğunu almak için ilerleyeceğiz. Hastaneye gideceğiz direkt. Bunu söyleyeyim size ve çok büyük bir zaman kazanmış oluyoruz bu şekilde. Bu da çok iyi bir şey gerçekten. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra geri geldik. Ben uzun süredir oyunu oynuyorum ve buraya geldim. Keşke böyle daha ayrıntılı bir bölüm seçmek olayları olsaydı da bu kadar şey yapmak zorunda kalmasaydım. Bu yeri hatırlıyor musunuz? Hani benim 98 kere denemek zorunda kaldığım ve korkudan geberdiğim kısmı hatırlıyor musunuz? Bütün eller böyle kapılardan çıkmıştı. İşte evet, oraya gitmeden önce buraya gidebilirdik. Ben buraya nasıl gitmeyi denemedim bilmiyorum ama denemişimdir belki, ama buradaki koskoca aralığı görmemişimdir. Buradan ilerliyoruz. Buradan ilerlediğimizde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır, kapıyı sakın kapama. Buradan böyle giriyoruz. İçeri. Bir zahmet. İçeri girer misin arkadaşım? Kapı burada mı lan? Burası mı kapı? Orasıymış kapı. Ups, ben duvara giriyormuşum. Evet, burada çok hoş olmayan bir görüntü görüyoruz gördüğünüz gibi. Bir çukura bakan bir sinyal çocuğu. Buradan bunu alalım.
Buraya dönüp bakarsak şapkalardan bir tanesinin yine kaldığını ama bütün siyah çocuklarını topladığımızı görebilirsiniz. Oyunda yine o şapkayı toplamak için bayağı bir ilerlemek gerekiyor. Doktorda da bayağı bir ilerleyip geçmek gerekiyor. O morglardan bir tanesinin o şeylerini, kapılarını, kollarını açabiliyorsun. Kapakları açabiliyorsun. O kapakların bir tanesinin içinde şapkayı buluyorsun arkadaşlar. Ben de o bütün kapakları tek tek kontrol ediyordum bir ara, hatırlarsanız. Ondan sonra kontrol etmeyi bırakmıştım ve bıraktığımdan sonraki, hatta bıraktığım odadaki kapaklardan bir tanesi açılabiliyor ve içinde şapka varmış. O yüzden bu sinirimi de çok fazla almaya uğraşmayarak geçiştirmek istiyorum. O yüzden buradan da geçiyoruz ve son bölüme de gelebilir. Çünkü bundan sonraki bölümde fark ettiğiniz üzere siyah çocuğu yok. Ve bunu da hızlı bir şekilde geçtikten sonra oyunun sonunu son bir kez izleyeceğiz ve videoyu orada sonlandıracağız, göreceğiz. Şimdi öncelikle buradaki bölümleri, bütün siyah çocuklarını toplamamız gerekiyor. Bütün glitchleri toplamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de bayağı bir yine ilerleyeceğiz burada. Çünkü buranın başında değil, sondaki, son iki siyah çocuğunu kaçırmışım. O yüzden direkt başlayabiliriz buradan. Evet, sırf şunu bir daha görmek istediğim için açtım burayı. Burada başlattım videoyu. Burayı bir daha izlemek istiyorum. Çünkü az önce en son yaptığımda, yani az önce diyorum ben neden diyorsam artık. En son buraya geldiğimde korkudan ödüm kopmuştu ve direkt merdivenlerden aşağı kaçmaya başlamıştım. Bizi kovalayacağını zannettiğim için. Bizi kovalamayacağını biliyorum burada. O yüzden direkt bakalım ne olacak. Yine korktum anasını satayım. Yine korktum. Her şeye rağmen yine korktum. Oraya koşuyor ve direkt televizyona kafasını sokuyor manyak. Mono da bu hale gelecek işte yakında. Onu bekliyoruz. Oyunda aslında yani çok da başka bir şey değil yaptığımız şey de, neyse artık. Evet arkadaşlar, yine buradan devam ediyoruz. Bu şehre gelmiştik. Şu sinyal kulesi muhteşem şehvetiyle bize bakıyor. Ben burada bir şeyin olduğunu tahmin edebiliyordum. Buralarda bir yerde bir şey vardır falan diye düşünmüştüm. Hatta buraya tırmanmaya çalışmıştım. Tam tırmanılabilir bir şey gibi görünüyordu. Aa, buradan tırmanılıyor zaten lan. Ha tamam, pardon. Tırmanabilir bir şey görünüyor. Ama burada bir şey olduğuna dair böyle bir şeyler... Hatta buraya girmiştim galiba. Tam olarak hatırlamıyorum ama buradan tırmanabildiğimi bilmiyordum galiba. Bir şekilde tırmanamamıştım veya. Neyse, buradan giriyoruz ve buradan girince direkt karşımıza bu sinyal çocuğu çıkıyor zaten. Yukarıda bir tane hayvana, bu kafeslerdeki farelere falan ulaşmaya çalışıyor. Çok geç. Hop. Güzel. Tamam, bu fareleri de serbest bırakamıyor oluşumuz üzücü. Özellikle baktım, hayır, serbest bırakamıyoruz. Eğer bunu çekersek şöyle, bu ittirilebiliyor çünkü. Bir saniye. Bunu şöyle çekersek ve bu kapıyı açarsak ne kazanıyoruz? Elimize ne geçiyor yani? Hadi açalım bu kapıyı. Elimize ne geçti? Hiçbir şey. Camdan geri çıkabilirdik aslında. İlginç. Tamam, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi siyah çocuklarının sonuna geliyoruz ve bu son siyah çocuğu en ilginç olanı hepsinin arasından. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Şimdi buraya gelmiştik hatırlıyorsanız ve ben burada bir bölümü bitirmiştim. Kaçı? 7. bölümü bitirmiştim burada. 8. bölüm finaldi çünkü. Evet. 7. bölümü burada bitirmiştim ama buradan geri çıkmamıştım. Buradan geri çıkıyoruz ve buraya gidiyoruz. Buradaki camdan içeri giriyoruz. Çünkü girebiliyoruz ve çocuklarımızdan biri orada duruyor ve o çocuklardan bir tanesi orada duruyor ama o çocuğun yanında ne duruyor? Son glitch çocuğumuzu aldık ve bunu hatırlıyor olmanız gerekiyor sanki, değil mi? Birinci oyundaki toplanılabilir şeylerden biri. Ve fotoğrafa, resme bakarsanız ona çok benzeyen bir kadının fotoğrafı var sağ üstte. Ne olabilir bilmiyorum tam olarak bağlantı. Ne olabilir acaba? Benim tahmin ettiğim annenin altıyla beraber başka bir yere taşınma fikrini gerçekleştirebiliyor olabilir mi acaba sanki? Bilmiyorum. Olabilir mi acaba? Olabilir mi acaba? Ay burası ya. Ayrıca burada ilginç bir şey var. Onu da öğrendim.
Bunu da size göstermek isterim. Bunu hepiniz biliyor mu bilmiyorum. Bazılarınız bilmiyordur. Belki çoğunuz bilmiyordur. Eğer biliyorsunuz da tebrikler, bayağı bir ilgilenmişsiniz bu oyunla. Bu posta var ya, ne yapacağız bununla diye sormuştum ben hani. Hiçbir şey anlamamıştım. Ne olacak lan bununla diye. İşte bunu aslında şöyle bir şey yapabiliyormuşuz. Bu ne lan? Ayakkabı bu. Bırak. Hah. Bunu al. Geçsene. Hah. Evet, geçtik. Şimdi bunu alıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz diye düşünmüştüm ben. He. Bakın solda bir posta şeyi var. Girişi var, kapağı var. Bunu yapabiliyor olmamız için şapkalardan postacı şapkasını, polis zannetmiştim ben onu. Postacı şapkasını takmamız gerekiyor. Yani postacı olmamız gerekiyor. Postacı şapkasını takınca, bunu da alınca. Dünyanın en korkunç şeyi değil mi lan o? Oha! Aa, bu beni 30 saat uğraştıran puzzle vardı ya, hatırlıyor musunuz? 30 saat uğraştırması zor olduğu için değil de, her şeyi kolayca çözdüğümü düşünüyorum yani. En azından ortalama seviyede bir hızda çözebildiğimi düşünüyorum. Sadece genel olarak çok uğraştıran bir bulmacaydı. Her neyse, bunu da geçtikten sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Tam olarak şöyle buradan tırmanabiliyor muyuz tepesine? Tırmanabiliyoruz. Aynen, şöyle tırmanıp buraya tırmanırsak, şurada fark ettiğinizde en solda yine işeyen köpek resminin üzerinde, bu işeyen köpek resmi acaba gitmemiz gereken yerle mi söyleyeyim? Burada bir şapka bulabiliriz. Bu şapka ne şapkasıymış bakalım. Bakalım. Aa. İlginç, böyle eski, böyle bir İrlanda şapkası. İrlandalı bir adam İrlandalı bir adamın tipine benziyor diyecektim de tipimiz yok o yüzden. Ve bununla da beraber şöyle şu şekilde buradan çıkabiliriz. Bakalım. Evet, bütün bunları da topladık. Gördüğünüz gibi bütün şeyleri, bütün çocukları topladık arkadaşlar. Şimdi bunu baştan sonuna kadar oynamamız gerekecek arkadaşlar. Ne yazık ki ben de ağlayacağım oynarken, oynamak zorunda olduğum için. Ama buna değecek diye düşünüyorum gizli son. Hadi bakalım, kapı kendi kendine açılır ve biz buraya gireriz. Hiç zaman kaybetmeden her şeyin içinden geçeceğim. Hadi bakalım. Ay, can çekişiyor. Aa! Neyse, bunların hepsi onu düzeltmek içindi. Merhaba. Merhaba, bak düzgünsün artık. Artık normalsin, artık küçüksün benim gibi. Merhaba. Şimdi bu anlarda, böyle işte bina yıkıldığında veya işte televizyondan çekildikten sonra, ben bu anlarda ikisinin birbirine bakış şekillerini görmek çok önemli. Ben sonradan inceliyorum çünkü. Her seferinde değişik tepkiler veriyorlar. Her seferinde değişik şeyler oluyor. Mesela altı bir monodan korkar gibi oluyor. Başka şeyler de oluyor ama bunun sırası değil şu anda çünkü uçmamız gerekiyor. Bunu tek seferinde yapabilecek miyim acaba? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, o da oradan gidiyormuş zaten. Ben önceden... Ha, yok, burası mı diyorum sana? Aynen. Burasıydı. Oo, son anda tutundum. Anasıcım. Aa, hayır. Uzaklaşır mısın? Sağ ol. Bay bay. Uzaklaşır mısın? Uzaklaş. Bunu daha önceden yapmış olmama rağmen niye bu kadar korkunç hala bu? Ve geldik. Kader noktasına geldik. Hadi koş ya oğlum. Orada o kadar beklemeseydin vallahi şu anda hayatın çok mutlu olacaktı, biliyor musun? Orada düşüp böyle bakmasaydın önüne, şu anda çok mutlu bir hayatın olacaktı. Nasıl iştir ya? Hah. Görüşürüz altı. Bay bay. Hadi bakalım bu gizli sonumuz neymiş? Oyunun bitmesine çok az kaldı. Açıkçası bunu değiştirebileceğimiz bir son olmadığı için ben çok üzgünüm. Yani bu sonuca varmamasını sağlayabilmek için ne olursa yapardım. Gerçekten bütün oyunu baştan oynayıp bütün şapkaları bile toplardım, öyle söyleyeyim size. Zaten az çok bütün oyunu baştan oynamış oldum şu anda. Ama hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ne göreceğiz? Bu tür oyunları biliyorsam eğer 5 saniyelik bir şey bile olabilir. Ama o 5 saniyelik bir şey gerçekten değecek bir şeydir. Ve ben buna gerçekten inanıyorum. Inside'da olduğu gibi. Inside'in gizli sonu, o kadar şey topluyordun. Sadece bir fişi çıkarıyordun ve bitiyordu. Bütün gizli son buydu. Yapman gereken, yani yapacağın tek şey gizli sonda bir fişi çekmekti ve bütün oyun
O şekilde bitiyordu. Bütün o uğraşların sadece tek bir aksiyona aksiyonla sonuçlanıyordu. Herhangi bir memnun edici bir sonuç değil. O kadar şeyi topladıktan sonra, o kadar şeyi kırdıktan sonra Inside'ın durumunda. Bakalım ne göreceğiz. Gördük. Gerçekten bir şey gördük. Bir an o kadar korkmuştum ki yazılar gelecek diye. Bu ne? Kapıdan çıkınca buraya geldi. 6. Herhalde. 6. Sonradan kapıdan çıkınca ne olduğunu görmüş olacağız lan. Dur, dur, susun. Susun. Oha. Doğru, sen vardın çünkü. O şeye bakıyor, poster, o şey post ve yok oldu. Ve altının karnı acıktı. Yine teorimin ikinci oyunun birinci oyundan önce geldiğinin teorisi de bu şekilde doğru olmuş oldu. Doğru çıkmış oldu. Ve ben şu anda çok mutluyum. O şeyi, glitchlenmiş versiyonu altının orada belirdi. Ondan sonra kafasını sola çevirip postere baktı. Posterin üzerindeki resim birinci oyunun en sonunda altının gemiden çıkıp ulaştığı yer. Oyunun en sonunda gördüğümüz sahne, mekan orası, o poster. Altı başından beri oraya gitmeye çalışıyordu yani. O çıktığı şey, o çıktığı yer, merdivenlerden çıktıktan sonra ulaştığı yer gerçekten gitmek istediği yermiş. Buradan onu anlıyoruz ama aynı zamanda neyi anlıyoruz? Bu oyun o ikinci oyundan önce. Çok eminim buna. Şu anda düşünüyorum hani buraya gittin falan anlamında bir şey demiş olabilir ama o da çok saçma. Yani öyle bir şey olmuş olabilir ama onun herhangi bir anlamı olmazdı. O yüzden kesinlikle doğru bir şey bu. Altı bıraktıktan sonra Mono'yu gemiye biniyorlar ve gemi de oraya gidiyor. Ben buradan bunu çıkardım. Çünkü karnı acıkıyor ilk defa altının. Bütün oyun boyunca birinin karnını acıkmasını bekledim. Kimsenin karnı acıkmadı. Şu anda bir şey, böyle bir parmak şu an içimden çıkıyor. İçimden çıkıyor bu parmak. Evet arkadaşlar, Little Nightmares 2'den de bu kadar gerçekten. Nasıl bir oyun ya? Bütün düşüncelerimi zaten final bölümünde bu yazılar gelirken anlatışımı duyabilirsiniz, dinlemek istiyorsanız. Bakabilirsiniz eğer hala bakmadıysanız. Zaten eğer bakmadıysanız neden bu videodasınız? Diğer videolarımı da izleyin lan! Her neyse. Gerçekten çok güzel. O kadar değdi ki her şeyi topladığıma şu an çok memnunum. Şu an çok memnunum. O küçük, dediğim gibi 5 saniyelik bir şeydi. Ama gerçekten değdi. Tam dediğim bir şey çıktı. Her tarafım ürperdi onu görünce. Gerçekten çok iyiydi. O son olmasaydı gerçekten sadece teoriden ibaret olurdu. Zaman dilimi ve diğer her şey neredeyse hatta yani. Ama o son ve o işte heykel ve kadının resmi mesela, onlar da gerçekten çok büyük bir ipucu olmuş oldu bu şekilde. Ben çok memnunum. Umarım siz de benim kadar memnun olmuşsunuzdur. Umarım siz de benim kadar bu seriden eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmak bedava. O tuşa basarken hiçbir şey vermeniz gerekmiyor. Ve istediğiniz zaman abonelikten de çıkabilirsiniz eğer videolarımı beğenmezseniz. Ben sadece kanalıma bir şans tanımanızı istiyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edin.